Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli felsefesinde 73 millete aynı nazarla bakmak vardır. Onun için o felsefenin gereği olarak eri erden, canı candan, dostu dosttan ayırmak olmaz. Sizlere can olarak hitap ediyorum. Canlar, erenler, dostlar, İmam Hüseyin Pir Sultan gibi direnen, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Yunus gibi sevgi dağıtan Fatma Ana, Zeynep Ana, Kadıncık Ana gibi yoluna sahip çıkan, onca ezaya, cefaya rağmen İkrarından dönmeyen siz canlara aşk niyazlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz İstanbul'da Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir kent. Diğer tarafta da Alevi Bektaşi dergahlarının da yoğun olduğu bir kenttir aynı zamanda. Ama dergâhlarımızın çoğu yağma edildi, yok edildi. Var olanlar da zulüm altında görev yapmaktadırlar. Biz bunlara rağmen Hünkâr'ın felsefesinde birliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu, insana hizmet etmeyi, barışı savunan bir toplumuz. Asla bundan da vazgeçmeyiz bizler. Baskın bu topraklarda Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin insan üzerine kurulu olan felsefesi kabul görmese de dahi yine dünyanın her tarafında kabul görmüş ve değer verilmiştir. Onun örneği de UNESCO'nun Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Yunus Emre Ahi Evrenyeli olarak görmesi onun örneğidir. Bundan önceki iktidarlar da işte bu buluşmayı örnek alıp utanmaları gerekir. Bu buluşma bizim için, Aleviler için örnek teşkil etmektedir. Bize bırakılan bir miras vardır. Ali Yer Murtuza'dan haksızlığın önünde eğilmeyiniz, hakkınızla birlikte onurunuzu kaybediyorsunuz. Yine İmam Hüseyin'den bize bırakılan bir miras vardır. Zalimin zulmüne karşı çıkmamak, mazluma yapılacak en büyük kötülüktür. Ben zalimlerle birlikte varlık içinde meyi yaşamayı alçaklık ve ölümü yücelik sayarım diyen İmam Hüseyin'in vasiyeti vardır. Biz bu topraklarda asıldık, yüzüldük. Fakat asla felsefemizin gereği olan haktan, hukuktan, adaletten, barıştan, insan haklarından ve özgürlüklerden vazgeçmedik. Bütün mücadelemiz de bunun üzerine devam edecektir. Bize bu buluşmayı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ve Genel Sekreter Mahir, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a, Vedat Karay'a ve bütün personellerine, emekçilerine, Alevi kurumları adına ve şahsım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve bu buluşma aynı zamanda tarihe geçecek bir buluşmadır. Alevilerin varlığını kabul edip bizleri burada bir araya getirmek bizler için bir onurdur.
Beni dinlediğiniz için hepinize aşk niyazlarımı sunuyorum ve yine de burada emeği geçen tüm emekçilere de tekrar sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Aşk ile kalın diyorum.